Siz buradan doğru hastaneye. Benim bir işim var, hemen geleceğim. Ne oldu anne? Dünkü mesele hakkında hiçbir yerde konuşmayacaksınız, tamam mı? Özellikle Yunan hastalarının yanında. Eğer tahkikat içinde gelirlerse tek kelime etmeyeceksiniz, beni bekleyeceksiniz. Tamam. Hadi. Yunan karargahı. Sence neden ele vermedi bizi Teğmen? Görmemiştir yoksa niye sussun? Yapma Hilal. Sandıkların altına kadar baktı. Hem suratının aldığı hali görmedin mi? Görmüş olsa söylerdi. Neden söylemesin ki? Neticede ele vermedi bizi. Belki de bizi müdafaa etmek için. Mümkün değil. Orada Yunan ordusunu tarumar edecek kadar silah vardı. Neticede Teğmen bir Yunan askeri. Emin ol, görmüş olsaydı şu an hepimiz kurşuna diziliyorduk. O vakit sana niye öyle baktı? Nasıl baktı? Sen gayet farkındasın nasıl baktığını. Abla saçmalama. Vaziyetin benimle ne alakası var? Teğmen'in ne alakası var benimle? Dikkat et işte Hilal. Benim başıma gelenlerden sonra Teğmen ne ona dikkat et. Al hadi, çok bekledi hastalar. Gözüm üzerinde. Teğmen, gün batarken sizi aynı yerde bekleyeceğim. Oriste. Azize hemşire geldi, sizi görmek istiyor. Meşgulüm ben. Onu daha sonra göreceğimi söyleyin. Teğmen. Çok kısa bir maruzatım var, eğer geri çevirmezseniz. Çık sen. Buyurun Azize Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Teşekkür ederim. Ne için? Gayet iyi biliyorsunuz. Neyi anlatmak istiyorsunuz? Vukuatla ilgili teşekkür etmiştiniz. Tekrar gelmenize lüzum yoktu. Vukuat için teşekkür etmediğimi biliyorsunuz. Neyse. Size minnet duyduğumu unutmayın. Hepimiz. İleride bu savaş yıllarını çocuklarınıza anlattığınızda vicdanınızın sesini nasıl işittiğinizi de anlatın onlara. Hakkın, hakkaniyeti, adaletin yanında nasıl durduğunuzu da anlatın. Aziz Hanım, neyi ima ediyorsunuz ben? Anlamadım. Halletmem gereken işler var zaten. Müsaade ederseniz mi? Tabii. Bunu Yunan konağında Teğmen Leon'a vereceksin, tamam mı? Ne oldu? Hı? Yunan beni kovar mı? Kovamaz. Ya kovarsa? Sen kimin toprağından kimi kovuyorsun efendi de? Tamam mı? Tamam.
Dikkat et Velet. Senin mi bu para? Benim. O elindekini verirsen bunu sana veririm. Vermem. Ver şunu bana. Rahat ver. Bırakın çocuğu. Senin bir koruyucu meleğin mi var bakayım ha? Mevzu bahis, sizseniz melek değil şeytan olmayı yeğlerim. Demek o pusulayı siz yazdınız. Ver pusula şunu. Pusula değil, o reçete annesi için yazdım. Rahat bırakın çocuğu gitsin. Siz karışmayın Hilal, ver şunu. Rahat bırakın şunu. Sizi tutuklamamı mı istersiniz Hilal? Ne sebeple? Canımı sıkıyorsunuz. Siz de, bütün aileniz de. Eğer bir açığınızı yakalarsam, bir dahaki sefere o ipten sizi hiç kimse kurtaramaz. Bilhassa da su yardım mevzu hususunda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.